Arkadaşlar hoş geldiniz. Ehliyet sınavından geçmek için doğru yerdesiniz. Arkadaşlar kanalımıza yeni gelenler için söylüyorum. Bu kanalda çıkma ihtimali en yüksek soruları paylaşıyoruz. Diğer arkadaşlarınız gibi siz de oynatma listemdeki soruları çözdüğünüzde sınavdan geçecek. Daha sonra da buraya gelip bize teşekkür edeceksiniz. Arkadaşlar dediğim gibi çıkma ihtimali en yüksek soruları veriyorum. Bu yüzden dikkat diyorum size. İşi ciddiye alın arkadaşlar çünkü ciddi bir kanaldasınız. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açtığınızda çıkma ihtimali yüksek sorular yayınladığımızda anında haberdar olabilirsiniz diyorum. Arkadaşlar 50 tane soru çözeceğiz. Ben soruları okuyacağım. Siz de cevapları bulmaya çalışın. Dilerseniz hemen başlayalım. Arkadaşlarım telefonunuzu tam ekran yaparak soruları daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ben soruları okuyacağım. Siz de cevapları bulmaya çalışın. Daha sonra da 50 soruda kaç yanlış yaptığınızı yazın. Ben bir bakayım ne durumdasınız diyorum ve hemen başlıyorum. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesiyle birlikte hangisinin bulunması gerekir demiş. Noter satış belgesinin, kasko belgesinin, trafik belgesinin, karayolu uygunluk belgesinin. Cevabı bulabilmeniz için size zaman veriyorum arkadaşlar. Cevabı bulduysanız söylüyorum. C trafik belgesinin olacak. Bir de dipnot düşelim. Tescil belgesi ve trafik belgesi olmak üzere ruhsat iki parçadır. Trafik polisi bizi çevirdiğinde trafik sigortasına, tescil belgesine, trafik belgesine ve egzoz muayenesine bakar arkadaşlar. Bu da size bir dipnot olsun diyorum. 2'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? Fren pedalının zayıf olması, fren hidroliğinin fazla olması, fren sisteminde hava olması, fren müşürünün arızalı olması. Fren lambalarının yanmamasına hangisi sebep olur arkadaşlar? Tabii ki Denizli seçeneği değil mi? Fren müşürünün arızalı olması olacaktır Denizli. 3'teyiz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Geçme yasağı sonunu, hız sınırlaması sonunu, araç trafiğine kapalı yolu, öndeki taşıtı geçme yasağını. Arkadaşlar hangisi bildirir? Tabii ki Denizli seçeneği öndeki taşıtı geçme yasağını bize bildirir arkadaşlar. 4'teyiz. Okul taşıtlarında öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır? Açılıp kapanabilir, kolayca açılabilir, sabit renkli. Arkadaşlar tabii ki camlar sabit olmalıdır değil mi? Çünkü öğrenciler biniyor. 5. sorumuzdayız. Bu sorumuz biraz uzun. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır diyor. İdari para cezası verilir. Karayolunda araç sürmesine izin verilir. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Ne demişti? Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır? Yalnız 1 demiş şıklarımızda. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3. Ne diyoruz arkadaşlar? Ceyhan diyoruz değil mi? 1 ve 3 olacaktır. Diğer sorumuzdayız. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? Azami hız sınırını, taşıtın giremeyeceğini, geçme yasağı sonunu, hız sınırlaması sonunu. Evet arkadaşlar. Cevabı bulduysanız söylüyorum. Azami hız sınırını bize bildirir. 7'deyiz. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır demiş arkadaşlar. Şıklarımıza bakıyoruz. Doğru cevabı bulabilmeniz için size zaman veriyorum. Arkadaşlar bulduysanız söylüyorum. Denizli seçeneği olacaktır. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Trailerin giremeyeceğini, kamyonun giremeyeceğini, kamyon için geçme yasağının sona erdiğini, tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini. Bize hangisini bildirir arkadaşlar? Tabii ki B, kamyonun giremeyeceğini bize bildirir. 9'dayız. Aşağıdakilerden hangisi Bakhtin'in hisset yöntemiyle kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir? Deri renginin gözlenmesi, soluk verişinin hissedilmesi, solunum sesinin dinlenmesi, solunum hareketlerinin gözlenmesi. Kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir demiş arkadaşlar. A seçeneği diyoruz değil mi? Deri renginin gözlenmesi değildir. 10. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur? Bujilerin yeni olması, yakıt borularının uzun olması, depodaki yakıt seviyesinin düşmesi, tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması. Araçta fazla yakıt tüketimine sebep olan tabii ki denizin seçeneği tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması olacaktır arkadaşlar. 11'deyiz. Bu sorumuz da biraz uzun. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Bir bakalım nelermiş. Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi, ilk yardım önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi, güvenli bir müdahale sağlanması. Verilenler hangisinin amacını oluşturur demişti. Şıklarımıza bakalım. Yaralıyı değerlendirmenin, trafik kazalarını azaltmanın, sağlık personeli niteliği kazanmanın, insanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın hangisinin amacını oluşturur? Evet arkadaşlar, cevabı bulduysanız söylüyorum. A olacaktır. Yaralıyı değerlendirmenin amacını oluşturur. 12'deyiz. Karayolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? Okul geçidi, yaya geçidi, hemzemin geçit, rampalı geçit. Ne diyoruz arkadaşlar? Ceyhan diyoruz değil mi? Hemzemin geçit olacaktır. 13'teyiz. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? Radyatör kapağı arızalıysa bir bakalım nedeni nedir? Motorun soğuk çalışmasına, motorun hararet yapmasına, fren hidrolinin azalmasına, bijon somunlarının gevşemesine. Ne diyoruz arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. Motorun hararet yapmasına neden olur diyoruz. 14'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir? Yakıt hava karışımını ayarlamak, diferansiyeli çalışma sıcaklığına tutmak, karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek, motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığına sabit tutmak. Hangisi termostatın görevidir demişti. Hangisidir arkadaşlar? Denizlidir değil mi? Motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutmak olacaktır. 15'teyiz. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır? Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları. Yol ortasına yolcu indirip bindirmemeleri, ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları, yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır? Cevabı bulduysanız söylüyorum arkadaşlar. Ceyhan seçeneği olacaktır. Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları yanlış bir davranıştır. 16'dayız. Verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
Bu soru biraz uzun ve zor. Araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır diyor. Önce bir bakalım. Jant kapağı çıkartılır. Kriko ile araç kaldırılır. Bijon somunları sökülür. Bijon somunları gevşetilir. İşlem sırası sorusu arkadaşlar. Araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? Size biraz zaman tanıyorum. Hadi cevabı bulmaya çalışın. Arkadaşlar bulduysanız söylüyorum. 5, 1, 4, 2 ve 3 olacaktır. Yani Denizli seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuzdayız. Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? Antifriz seviyesini göstermek, elektrolit seviyesini göstermek, motor yağı seviyesini göstermek, soğutma suyu seviyesini göstermek. Yağ çubuğunun görevi neydi arkadaşlar? Kolay bir soru. Tabii ki Ceyhan olacak değil mi? Motor yağı seviyesini göstermek yağ çubuğunun görevidir diyoruz. 18'deyiz. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır demiş. Yaşamı korumak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, durumun kötüye gitmesini önlemek ilk yardımın amaçlarındandır. Cevabı bulabildiniz mi arkadaşlar? Ben söylüyorum. Denizli seçeneği yani hepsi ilk yardımın amaçlarındandır. Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır? Bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır. Hadi bakalım. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, kavşaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken. Yalnız 1, 1 ve 2, 2, 3, 1, 2, 3 demiş arkadaşlar. Bir taşıdığın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır. Ne diyoruz? Denizli seçeneği diyoruz. 1, 2 ve 3 olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir? Bir bakalım arkadaşlar şıklara. Görev hali dışında kullanılmaması, can ve mal güvenliğinin korunması, bazı kişilere ayrıcalık sağlanması, sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması. Hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir demişti. Evet arkadaşlar doğru cevabı bulduysanız söylüyorum. Ceyhan olacaktır. Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması değildir. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir demiş. Arkadaşlar şıklarımıza dikkatli bakalım hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Tabii ki A seçeneği değil mi? Evet, güzel gidiyoruz. 22'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar? Ani duruş, kalkış yapmak, devamlı düşük vites ile gitmek, devamlı büyük vites ile gitmek, ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak. Hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar? Dediğine göre ne diyoruz? Tabii ki Denizli ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak bize tasarruf sağlar arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir? Konuşabilmesi, renginin morarması, nefes almasının durması, acı çekip ellerini boynuna götürmesi. Ne diyoruz arkadaşlar? A seçeneği değil mi? Konuşabilmesi değildir. Motorlu bisiklette, motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?
Şıklarımıza bakalım. Sürücü başlık ve gözlük yolcu sadece başlık kullanmalıdır. Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır. Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir. Sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır. Biraz zor bir soru. Hadi bakalım bulabilecek misiniz? Sanırım bu kadar zaman yeterli arkadaşlar. A seçeneği olacaktır. Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır. A seçeneği diyoruz. 25'teyiz. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistem hangisidir? Direksiyon döndürme kuvvetini azaltıyor arkadaşlar. Bir bakalım, hava yastığı, hidrolik fren, hidrolik direksiyon, otomatik hız kontrol. Arkadaşlar tabii ki direksiyon döndürme kuvvetini azaltıyorsa hidrolik direksiyondur. Yani C seçeneği. 26'dayız. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır? Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması, yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması, kaza yapma riskinin azalması, sürüş yeteneğinin artması. Cevabı söylüyorum arkadaşlar. A seçeneği olacaktır. Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması olacaktır. 27'deyiz. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa yoldan geçen bir diğer sürücünün durup çözüm bulması hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? Yardımlaşmaya, öfke duygusuna, bencil davranmaya, aşırı tepki göstermeye. Arkadaşlar A seçeneği değil mi? Sorudan da anlaşıldığı üzere yardımlaşmaya olacaktır. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirlik kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir? Buji, manifold, karbüratör, teker jant. Arkadaşlar tabii ki buji değiştirilir. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması, gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, geçme yaparken sinyal verilmesi. Ne demişti soruda? Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak hangisinin yapılması yasaktır demişti. Arkadaşlarım A seçeneği olacaktır. Sürücü arkasına yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır arkadaşlar. 30'dayız. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? Şoför, sürücü, işleten, araç sahibi. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye şoför denir arkadaşlar. A. Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı hangisidir? Solunum yolu açık tutulur, solunum ve dolaşım desteklenir. Kazazedeye uygulanmasının amacı hangisidir demişti. Trafik kazalarının azaltılması, temel yaşam desteğinin sağlanması, çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi, dinlenmiş olarak taşıt kullanılmasının sağlanması. Arkadaşlar B seçeneği değil mi? Temel yaşam desteğinin sağlanması olacaktır.
32'deyiz. Buji kablolarından biri çıkmış size. Motor nasıl çalışır? Çalışmaz, sarsıntılı, sarsıntısız, yüksek rölantide. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışıyordu arkadaşlar? Sarsıntılı bir şekilde çalışır Bursa. 33'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? Bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir. Sigorta, karbüratör, endüksiyon bobini, marş motoru. Bujilere giden elektriğin voltajını bize tabii ki endüksiyon bobini yükseltir arkadaşlar. Ceyhan diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? Uygun viteste seyredilmesi, araca aşırı yük ve yolcu alınması, aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması, aracın normalden düşük motor devreyle sürülmesi. Çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranışı soruyor bize. A seçeneği olacaktır. Uygun vitesle seyredilmesi. Aşağıdakilerden hangisinin araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur? Motosiklet, iş makinesi, hususi otomobil, lastik tekerlekli traktör. Araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması hangisinde zorunluydu arkadaşlar? Tabii ki Ceyhan'da değil mi? Hususi otomobilde zorunludur. 36'dayız. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi hangisidir? A2 EFG. Arkadaşlar C seçeneği F sınıfı olacaktır. 37'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir? İki yönlü trafik işaretini soruyor bize arkadaşlar. A şıkkı sollama yasağını diyor. A şıkkına bakıyoruz. B şıkkı yol var işaretin diyor. B'ye bakıyoruz. C şıkkı karşıdan gelene yol ver diyor. D şıkkı iki yönlü trafiği ifade ediyor. Sorumuzda ne demişti? Hangisi iki yönlü trafik işaretidir demişti. Ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki Denizli olacaktır. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genişleme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? Asit, saf su, antifriz, motor yağı. Ne diyoruz arkadaşlar? Ceyhan seçeneği antifriz olacaktır. Bu soruyu çoğunuz biliyorsunuz zaten. 39'dayız. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? İlk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır demiş. Traktör, otomobil, kamyonet, motosiklet. Traktör, otomobil, kamyonet, motosiklet. İlk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Size biraz zaman verdim arkadaşlar. Ne diyoruz? Kamyonet olacaktır. Diğer sorumuzdayız. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak, dinle, hisset yöntemiyle 5 saniye süreyle kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir? Yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışması, eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışması, göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözlemesi,
eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması. Uzun bir soru. Ne diyoruz arkadaşlar? Denizli seçeneği olacaktır. Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması, solunum uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması, suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi, hastanın ayaklarının yükseltilmesi. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken A seçeneği ağız içinin temizlenerek hava yolunun açıklığının sağlanması olacaktır arkadaşlar. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır demiş, bir bakalım. Motor durdurulur, araç el freni ile tespit edilir, eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? Durma, geri gitme, park etme, U dönüşü yapma. Ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki Ceyhan park etme olacaktır, değil mi? Park ederken bunları yapıyoruz. 43. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir demiş. Şöyle bakalım. 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği, 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı, 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı, 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermedi. Hangisi kesinlikle söylenir demişti. Arkadaşlar bulabildiyseniz hemen söylüyorum. Denizli seçeneği olacaktır. 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği olacaktır. Diğer sorumuzdayız. Bu sorumuz da uzun. Uzun sorulardan biraz korkuyorsunuz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sınavda çıkma ihtimali varsa çözeceğiz. Yukarıdakilerden hangileri yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması, kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi, göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2 kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması. Yukarıdakilerden hangileri yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır demişti. Şıklarımıza bakalım. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Ne diyoruz arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. 1 ve 2 diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Karayollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? İki şeride birden kullanması, aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi, gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenli geçişlerini beklemesi. Bize yasak olanı sorduğuna göre ne diyoruz? A olacaktır. İki şeridi birden kullanması yasaktır. 46'dayız. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim
görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır diyor. Empati kurmaktan kaçınmak, dinlemeyi etkin şekilde yapmamak, karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek, karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak. Uzun bir soruydu. Cevabını söylüyorum arkadaşlar. Ceyhan olacaktır. Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek. Şekle göre yaya yolu ayrılmamış karayolunda olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir? Yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısma ne ad verilir demiş arkadaşlar. Taşıt yolu, banket, yaya geçidi, platform. Bir kez daha bakalım. Ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki banket olacaktır. Diğer sorumuzdayız. Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder? Motorine, hidrolik yağına, soğutma suyuna, yağlama yağına. Arkadaşlar Ceyhan olacaktır, soğutma suyuna. 49'dayız. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıktan sürücü ne yapmalıdır? Hızlanmalıdır, yavaşlamalıdır, dikkatli geçmelidir, kalkışa hazırlanmalıdır. Tabii ki denizde olacak arkadaşlar. Kalkışa hazırlanmalıdır. 50'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Dikkatli bir şekilde bakalım. Tehlikeli viraj yön lambasıdır. Ne diyoruz arkadaşlar? Denizli seçeneği tehlikeli viraj yön lambası olacaktır. Arkadaşlarım sizlerle birlikte 50 tane soru çözdüm. Lütfen yorumlara kaç yanlış yaptığınızı yazın. Ben sizi ona göre değerlendireceğim. Oynatma listemdeki soruları da çözmeyi unutmayın. Ve yeni sorular paylaşacağım. Çıkma ihtimali yüksek olacak onlarda. Bu yüzden abone olup bildirimleri açın. Takipte kalın arkadaşlar. Umarım sınavda başarılı olursunuz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.